Bu videomuzda motor kumandasının bağlantısını yapacağız. L298 çipini kameranın tam üstüne yerleştireceğiz. Önce L298'i takacağımız yeri bantlıyoruz. Bant, devreyi L298'in altındaki sivri bağlantı tellerinden koruyor, ayrıca gerektiğinde motor kumandasını sökmemizi de sağlıyor. Arduino'yu işimize engel olduğu için söküyoruz. Kabloları birleştirmemiz gerekiyor ve Arduino'yu sökünce kabloları yerleştirmek çok daha kolay oluyor. Kameranın kontrol kablolarını, yani deklanşörü ve güç kablolarını bantlıyoruz. Kabloları açma kapama düğmesinden motor kumandasına gidecek şekilde yerleştiriyoruz. Bu işlemi kameranın alt tarafında yapmamız gerekiyor. Bunun için karga burun pense kullanıyoruz. Pilden çıkan kabloyu çekiyoruz. Kabloları yerleştirirken kameranın altındaki bileşenlerin yerinden oynamamasına dikkat etmemiz lazım. Bunlar kameranın altında olunca daha düzenli görünüyor. Şimdi kondansatörün üstündeki küçük bağlantı tellerini bantlayacağız. L298'in altındaki tellerin kondansatöre değip kısa devre yaptırma ihtimali var. O yüzden izolasyon bandı ile önlem alıyoruz. L298'in pozisyonunu da tekrar kontrol ediyoruz. Daha sonra sıcak tutkalı alıyoruz ve 2 cm çapında bir daire oluşturacak şekilde bandın üzerine döküyoruz. 10-15 saniye kadar soğuması için bekliyoruz. Tutkal soğuyunca biraz sertleşiyor. Böylece L298'i monte edince onun alt tarafıyla kamera arasında tampon görevi görecek. L298'i ve motor kumandasını yerleştirdik. Onlar biraz dursun orada. Sıcak tutkal 2 dakika kadar bir zamanda tamamen sertleşmiş hale geliyor. Görüldüğü üzere tamamen sertleşti ve L298 yerinde sağlam bir şekilde duruyor. Motordan çıkan kabloları sıyırıyoruz. Sıyırdığımız kabloları motor bloğu bağlantı uçlarına bağlayacağız. Kabloyu içeri doğru itip, motor bağlantı bloğunun vidasını sıkıştırıyoruz. Böylece kabloları motora bağlamış olduk. Her iki motorda iki kablo var ve bu kabloların her biri iki farklı bloğa bağlanıyor. Yani her blok bir motor için. Öteki taraftaki motorun son kablosunu da bağlayıp vidasını sıkıştırıyoruz. Şimdi Arduino'dan çıkıp, motora hangi hız ve yönde çalışması gerektiğini ileten kabloları bağlayacağız. Giriş yapılan yerde değişik işaretler var. İlkinde L1, ikincisinde L2 yazıyor. L1 ve L2 kabloları Arduino'ya geri dönen kablolar olacak. L3 ve L4 de aynı şekilde Arduino'ya dönen kablolar olacak. Bağlantı bloğunun yanındaki E1 ve E2 kabloları E3 ve E4 kablolarına bağlanacak. Kısa bir kablonun plastik kılıfının bir kısmını sıyırıyoruz. Sıyırdığımız başka bir kablonun bakır kısmıyla onun bakır kısmını birbirine doluyoruz. Böylece bağlanmış oluyorlar. Bir atlama kablosu oluşturup E1 ve E2 ile E3 ve E4'ü birbirine bağlayacağız. Atlama kablosunu lehimleyeceğiz. Bunun için birbirine dolanan kısma lehim yapıyoruz. Kablolar ısındıkça lehimi eritecek ve lehimle kaplanıp birbirine bağlanmış olacak. Bu sayede parçalanma riski olmayan güçlü bir bağlantı elde etmiş olacağız. Isıyla daralan bir makaronu kabloları saracak şekilde yerleştirip bir sıcak hava tabancası yardımıyla yumuşatarak kabloları sıkıca sarmasını sağlıyoruz. Böylece ileride bir sorun yaşamayacağız. Yani herhangi bir kısa devreyle karşılaşmayacağız. Isıtılmış makaronun soğumasını beklerken fazlalık olan kısmı kesiyoruz. Atlama kablosunu E1, E2 ve E3, E4'e bağlıyoruz. Biraz fazla uzun olmuş. Fazlalığı kesip atıyoruz. Kabloyu yalıtkanından sıyırıyoruz. Bu kadar kısayken sıyırması zor olduğu için kerpeten kullanmalıyız. E1, E2 ile E3, E4'ü birbirine bağlayacağız. Fazla kabloyu kesiyoruz.
Tam olarak ne kadar kabloya ihtiyaç duyulduğunu bilemeyebilirsiniz. O zaman bir kısmını kesmek gerekebiliyor. Fazla kablolar sorun yaratabiliyor. Kablolarımızı aşağıya indireceğiz. Motor kumandasından 5 tane kablo çıkması lazım. Kabloları düzgün bir şekilde yerleştirmeye çalışıyoruz. Şu kablonun fazla olan kısmını da keselim. Kabloları birbirine paralel olarak yerleştiriyoruz. Bu sayede hiçbiri birbirinin üzerinde olmayacak. Otoyoldaki şeritler gibi kablolar da düz ve hizalı olmalı. Sabit kalmaları için elektrik bandıyla bantlıyoruz. Kabloların plastik yuvanın kenarını 2 santim kadar geçmesi iyi olur. Böylece Arduino'ya bağlanmamız gerekirse erişim sağlayabiliriz.